Selamün aleyküm. Uzun bir süredir video çekmiyorduk. Bilmiyorum şu an nasıl bir video çekiyorum, açım nasıl. Ayarsız bir halde ilk deneme çekimi yapıyorum. Aşağı yukarı 4 ay olacak. 4 aydır neden yokum? Yani neden video çekmiyorum? Daha doğrusu motora da binemiyordum. Bacağımızı kırdık. Başımıza böyle bir talihsiz olay geldi. Gerçi ben buradan sağa gidecektim ama. Bacağımızı kırdık. Şapta kırık oldu. Tam böyle eklem yerinde. Sıkıntılı durum yani. Sıkıntılı bir kırığımız oluştu. Düzeldim, iyileştim aslında ama kaslarım bırakmıyor. Açılarımı veremiyorum. Bacaklarım, yani kırılan bacağım ne tam açılıyor, dimdik düz oluyor, ne de tam bükebiliyorum. Şöyle bir 50 derecelik bir açı arasında gezdirebiliyorum sadece bacağımı. Allah'a şükür ayaktayım. Yürüyorum, ediyorum ama yine de beni zorluyor. Yani yürürken bir sekme var. Düzgün yürüyemiyorum. Ayağımın gücü yerinde, yere iyi basabiliyorum, sağlam basıyorum ama açıları olmadığı için beni tabi topallıyor gibi yapıyor. Doktor düzelecek diyor, çok zaman alacak diyor ama düzelecek diyor. Hayırlısı, biz de bekliyoruz inşallah. Sağlıklı bir halimize tekrardan geri döneceğiz. Nasıl kırdım diye soracak olan olursa, düşünen olursa, nasıl kırdık? Motosiklette bununla değil de Hero var bir de bende. X-Pulse 200. İşte arazi demeyeyim de ormanın içinde giderken bir tepeden geçtim. Tepeden geçince motor istem dışı hareketler sergiledi. Aslında geçmemem gereken bir yerde ama ne bileyim. İşte ormanın içine girince insan her tür yerden geçiyor. Gene öyle bir yerden geçmek istedik. Geçtikten sonra biraz motorun dengesi bozuldu. Sanki böyle devrilecekmiş gibi geldi bana. Onun endişesiyle inmek istedim. Hani gider ayak şöyle sağ tarafa doğru ayağımı yere adım attım. Ama durmaya yakın bir hızda. Ayağımı yere adım attığım gibi dizimin içinde bir şey kırt dedi. Kırt deyince bizim serüven başladı. Oradan ambulansla hastaneydi. Ameliyattı, platindi, vidalardı, kabuslardı. Bayağı zorlu bir süreç geçirdik yani. Allah'a şükür atlattım. Tüm yaz evde yatarak, uzanarak geçti. Zor bir süreç yani. Hiç ummadığımız bir anda bizi yakaladı. Buna da şükür. Hayırlısı. İlk kez mikrofon taktım kaskın içine. Şu kaskın içine şu mikrofonu takabilmek için ben bayağı bir değişim yaptım kameramda. Daha önce wide kullanıyordum 7. Tabii ki bilmiyorum, wide'a mikrofon takılmıyormuş. Aparat aldık. O adaptörü takınca mikrofon takılabiliyor diye. Meğersem o adaptör taktığın zaman mikrofonu wide kabul etmiyormuş. Yani o adaptörü alsan da mikrofon takamıyormuşsun. Black'te oluyormuş bir tek. Tabii bunu bilmiyoruz. Hiçbir yerde yazmıyor. Hiçbir uyarı yok. Bir şey yok. Biz de aldık. Almış bulunduk ama bir baktık gene mikrofon takamadık. Bu sefer kamerayı değiştirmek zorunda kaldım. Kamerayı değiştirdik. Bu sefer o adaptörü takacağız. Kameranın işte 9'un üstüne çıkınca kamera zaten büyüdü. O adaptör gelecek falan filan fıstık. Bayağı bir uğraştırdı. Mikrofon uymadı falan derken tam mikrofonumu uydurup bulduğum günün akşamı bu olay başıma geldi. Şimdi de ilk kez sesimi kaydediyorum. Bilmiyorum nasıl çıkıyor. Eğer güzel kaydettiyse, bu zamana kadar izlediyseniz demek ki güzel kaydetmiş. Şimdi bir iki deneme yaptım. Bir kere Kartepe'ye gittim Sakarya'dan bununla. Bir kere de böyle bir 15-20 kilometrelik bir yolda Hero ile yapmıştım. Deniyorum hani nasıl, iyi miyim diye. Hani sürebiliyor muyum? Durunca nasıl bir sıkıntı yaşıyor muyum? Ayaklarım yere güzel basıyor mu? Motora inip binmek sıkıntıydı ilk başlarda. Hiç ayağımı büküp üzerine motorun atamıyorum. Binemiyorum yani. Bunları ayarladım.
inip binmeye başladım üstüne. Sonra sürmeye ufak ufak. Şimdi baktım artık böyle rahat sürebiliyorum. Yani tabii ki tam sağlıklıymış gibi değilim ama %80 iyiyim diyeyim yani. Rahat kullanabiliyorum. Bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Arabayı zaten sürüyorum. Arabayı ameliyatımın bir ay sonrası, ikinci ameliyatın bir ay sonrası arabayı kullanmaya başladım. Ama motosiklet işte üstüne binmesi, inmesi, motorun ağırlığını tartmaktı falandı. Biraz geç oldu tabii. Yani şükür, buna da şükür. Böyle yani. Şimdi de bir Akyazı'ya gideceğim. Kuzey Marmara'ya çıkacağım. Uzun zamandır motor sürmüyorum. Yani doya doya sürmüyorum. Kuzenimin yanına gideceğim. Geçen sene bir pazar gezmesi R25'le diye bir video atmıştım. Bu da hemen hemen onun gibi bir şey olacak. Aynı rota, güzergah falan olabilir. Bakalım işte, hayırlısıyla. Hem güzel bir çekim mi olacak? Kamerayı da test etmiş oluyorum. Kamerayı bile test edemedim ya. Şimdi biraz rüzgar eser Kuzey Marmara'da. Biraz rahatlayayım. Hava böyle kapalı gibi görünüyor ama sıcak. Bayağı bir sıcaklık var. Yani 30 vardır derece. Bugüne yağmur demiyor ama yağarsa da bilmiyorum. Yaz yağmuru artık o kadar olur, bir yerde dururuz. Yani hava kapalı diye çıkasım yoktu ama en son dayanamadım. Aman dedim, çıkalım. Sağdan mı gitsem? Öbür türlü çok içeriden gidiyoruz. Sağdan gideyim ben ya. Şuradan E6 otoban kenarı. Oradan kestirmeden çıkarım hiç. Akyazı içine girmeden. Şuradan bir keskin döneceğiz sağa. Etrafım, yani yol darsa hızını çok iyi hissediyorsun. Çünkü nesneler senin yakınında. Gazı açtın mı onların arasından hızlı geçiyorsun. Ama işte otoban, işte bu
E6 falan. Burada yanında yakınında duran nesneler sana yakın olmadığı için uzağındaki olan nesneden, yani onu geçmek zor oluyor. Zaman alıyor. Yani hızını hissettirmiyor sana. Hiç anlamıyorsun hızlı gittiğini. Burada az bir şey, bir gaz açıyorum. Direkt anlıyorsun motorun nasıl gittiğini. Gidiyor yani. Köpek çıkar, tali yol bir şey çıkar, traktör çıkar, ondan fazla açamıyorum. Yoksa şurada hızlansam uçacak gidecek. Buradan mı sağa dönüyorduk? Galiba Akyazı diyor çünkü. Yazıya girdik. Osman Bey sapağından mı deniyor işte? Daha gerisi E5'ten gelirken oradan doğru gelip giriyoruz. Daha Akyazı'nın içine gene girmeyeceğim. Şuradan sağdan hemen sanayiye geçeceğim. Ya bir jandarma mandarma çevirmesinde bilmiyorum, egzoza bir şey derler. Egzoz orijinal değil. Yoshimura var ama susturucu takılı. Gene biraz sesi çıkıyor yani, ne kadar kapalı olsa da. Bir kere yazdı çünkü ceza. Kapalı haliyle. Cezayı yazdı ama şöyle bir şey oldu. Cezayı yazdı. Adamın, yani polis memurunun yanından ayrıldım. Ayrılır ayrılmaz direkt muayene istasyonuna gittim. Hemen oraya sürdüm motoru. Direkt muayeneye soktum. Yönetmeliğe uygundur kağıdını aldım. Sonra gittim trafiğe. İşte üstüne ne diyorlar buna? Bir şey koyuyorlar ya üzerine. Rehin değil. Ne deniyor la ona? Bağlanıyor ya motor. Bir hafta mühlet verdi işte. O bir haftalık mühletin bağlanma şeyine gittim. Kağıdı götürdüm, kaldırdım trafikten. Trafikteki arkadaşlara da söyledim. Dedim böyle böyle. Yani ben aynı egzozla gittim. Muayeneden geçtim. Yönetmeliğe uygundur. Orada gaz verdiler. Baktılar. Yani bir anormal bir durum çıkmadı yani. Niye bana bu cezayı yazdı o zaman dedim. O da dedi işte polisin inisiyatifine kalmış dedi. Üzerine sen dedi bir tane bile vida taksan ekstradan dedi motorun üzerine. İşte mevzuata aykırılıktan gene sana cezayı keser dedi. Kesecek olan keserdi. Yani bir de egzozun sesini bir test etme şekilleri var. Yani böyle bir şey olamaz. Motoru duruyor, çalıştır diyor, çalıştırıyorum. Gaz ver diyor, veriyorum. Diyor ki yok diyor, çekil diyor. Abi kesiciye sokuyor motoru. Dip kal. On ta 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 ta. Ya böyle bu şekilde bağırmayacak hiçbir araç yok ki. Yani her şey bağırır öyle kesicide. Sen sürdüğün devirlerde bir gaz ver. Ben kaç bin devir sürüyorum bunu. Kesiciye giriyorsam da zaten otoban tarzı yerlerde girebilirsin o kesiciye. Normal yolda nasıl gireceksin devamlı? En dibe geldik. Erol Usta. Neredesin? Ne düşünüyorsun bu hususta? Ya yokum deme bana ya. Burası mı acaba? Büyük ihtimal burası. Vay teyze oğlu kendine vakit ayırıyor galiba. İnşallah başka bir şey yoktur da. Yani keyfi yatıyordur. Ama girişe yaklaşmış. Giriyorsun sola dönüyorsun hemen solda. Hadi oğlum. Açıldı.
Şimdi sese bakıyoruz. Hadi bir daha bine oğlum. Ahaha, ya Allah. Bindim motora normal. Allah'ım şükürler olsun. Apache mod. Apache mod 10. Bir baktı gözüyle bir motora, bundan niye bu kadar ses çıkıyor diye. Abi dediğim de benden ufak olabilir. Yaşlandığımızı hala kabul edemiyoruz. Bayrağı detayı çok güzel. Güzel. Türk bayrağı var da orada küçük. Yakışmış diyor, güzel. Yakıt ışığım yanıp sönmeye başladı. Girse miydim orada yakıta ya? Ya yeter bu bana her türlü.